Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizinle bugün konuşacağımız konu, bazı insanlar neden pes etmezler? Bu konu çok önemli. Biliyorsunuz bir önceki videomda hırsı dizginlemekle ilgili konuşmuştum. Bazı insanlar hırsını dizginleyemediği için zaman kaybediyor, projeyi bitiremiyor, kendine olan güvenini sarsıyor. Yani yapıcı değil, yıkıcı bir şey. Bunu dizginlemek nasıl mümkündü? MVP, yani ürün geliştirme süreçlerinde kullanılan Minimum Viable Product, yani olanı üret diye de kısaltabiliriz. İşe yarayan bir şey ortaya çıkar demek bu. Şimdi bunun bir de tam tersi var. Bazı insanlarda değil hırs, yaprak kıpırdamıyor. Kolay pes ediyorlar. Ama bu hırslı insanların güzel bir özelliği var. Pes etmiyorlar. Şimdi ne oluyor da bazı insanlar kolay pes ederken bazıları pes etmiyor? Şimdi bunu çok iyi anlamak lazım. Eğer siz de bazı konularda hırslı, bazı konularda değilseniz, kendinizi hangi kategoriye koyacağınızı bilemiyorsanız, belki benim öngörülerim size yardımcı olabilir. Ben bunu 3 özelliğe ayırdım. Yani kişinin pes edip etmemesine ne karar veriyor? Şimdi pes etmeyen insanların birinci özelliği sınır tanımıyorlar. Sınırları yok. Bu onları hırslı yapıyor. Sınır olmaması ne demek? Her türlü alternatif üretebiliyor. Şimdi sizin bir şeyden pes etmemeniz ne demektir? Siz birincisi olmuyorsa ikincisi, ikincisi olmuyorsa üçüncüsü. Bakın bunlar biraz da yetenekli ve zeki insanların başvurduğu bir şey. Yani yalnız şundan da şu anlaşılmasın, zekiler hırslıdır, pes etmezler, alternatif üretirler. Ama diğerleri eğer çabuk pes ediyorsa zeki ve yetenekli değillerdir diye özellik çıkarmamak lazım. Çünkü bazı insanlar eğer sınırlarını biliyorlarsa o sınırlar içerisinde alternatif oluşturmak eğer onlar için bir zarar kaynağıysa alternatif üretmezler. Şimdi bu onu belirler. Yani sizin pes edip etmemeniz sınırlarınızı ciddiye alıyor musunuz, almıyor musunuz? Pes etmeyen insanların böyle bir sınırı yok. İkincisi, bir şeyleri göze almak. Bakın bu çok önemli bir özellik. Şimdi biraz öncekinde söylemiştim. Sınırlarını biliyor ve artısını eksisini hesaba katıyor. Bu çok mantıklı bir şey değil mi? Şimdi diğer sınır tanımayan insan ise gözü hiçbir şeyi görmüyor. Zaman da kaybeder, parasını da kaybeder, dizginleyemez kendini ta ki ona ulaşıncaya kadar. Şimdi bu yine biraz yetenekle alakalı. Neden derseniz, şimdi sizin zaman, para, emek harcıyor olabilmesi için sizde bu birikimlerin olması lazım. Yani kolay pes eden insanların ya gelirlerinde sıkıntı vardır ya da zaman ayırmakta zorlanabilirler. Çünkü daha öncelikli başka şeyler vardı. O yüzden birazcık da şöyle de ileri giderek söyleyeyim. Kendileri geri plandadır. Yani dünyayı unutuyor olabilmeniz için birazcık da egoistlik de lazım. Çünkü işte eğer hakkaniyetli olayım, herkese hakkını vereyim,
İşte başkalarını düşünürken ben biraz geride kalayım dediğiniz andan itibaren o gözü karalık giriyor. Şimdi bir daha toparlayacak olursak, sınırları yok. Elinde yeterince zaman, emek, para vesaire, bunların küçük bir birikimi varsa bunu harcamamaktan çekinmiyor. Peki ne olur, bunlar eksi midir? Şimdi ben böyle biri olarak size söyleyeyim. Eğer ben saatlerimi verip bir şeyle oyalanmışsam, o gün az uyurum. Ertesi gün programımı ona göre ayarlarım. Yani sınırlarım olmadığı için bir sonraki günümü de kayıplarımı artıya çevirecek kadar ayarlamaya çalışırım. Yani yapım esnek. Şimdi bu dengeyi tutturursanız pes etmezsiniz. Şimdi diyelim bunların dışında çok önemli üçüncüsü, aslında bana göre en önemlisi. Yani sizde nasıl söyleyeyim, geniş esnek bir yapınız varsa, işte yeri geldiğinde zamanınızı, emeğinizi, paranızı her neyse harcamaktan çekinmiyorsanız, sınırlarınız yoksa, ama bir şeyin daha olması lazım. Çünkü bu özellikler ancak doğru kanalize edilirse işe yarayacakları için. Şimdi bir sınır var arkadaşlar. Bu üçüncü kural ne biliyor musunuz? Bir sınır çizgisi var. O çizgiyi aşabiliyor musunuz, aşamıyor musunuz? Bu ne biliyor musunuz? Sınırlarınızı zorluyor musunuz, zorlayamıyor musunuz? Şimdi aynı kasları böyle spor yapanlar bilir. Biraz kasları esnetmek için acı duyarsınız. Yani o kasların biraz zorlanması lazım. Ondan sonra açılır. Yani ilk zorlamadan sonra. İşte davranışlar da böyle. Bugün bir 8 saatlik bir eğitim aldım. Şimdi kendimle ilgili bir örnek vereyim. 3 tane tutorial çözüldü. Yani 3 tane örnek, birbirinden çok farklı. Şimdi zaman geçtikçe yeni bir şeyle uğraştığınız zaman bir sürü şey öğreniyorsunuz. İster istemez gücünüz de azalıyor. Yani sizin emek vermeniz, hırslı olmanız, bunların hepsi siz yorulmaya başladığınız andan itibaren bu söylediğim ilk iki özellik yerinde saymaya başlıyor. Sizin başka bir şeye ihtiyacınız var. Şimdi ikinci tutorial'dayım. İlkini yaptım. Şimdi ilkini yapınca ikincisi farklı, ama şöyle bir sınır çizgisine geliyorsunuz. Birazcık daha kendimi zorlasam yapacağım. Ama erteleyebilirim de. Yani bunu eğitimden sonra, işte daha geniş bir zamanda, vaktim olduğunda çok daha dikkatli yapabilirim. Bakın, bu insanın kendisini pes ettirmesi için akıllı fikirleri. İşte buna kanmamak lazım. O ince çizgi o. Şimdi ben biliyorum ki eğer o gün, o tutorial'da, o örneği ben kendimi zorlayarak düzgün bir şekilde yapmazsam, biliyorum ki benim bir daha o işle uğraşmam için başka işlerimden dolayı bu mümkün değil. Şimdi insanlar genellikle, buna ben de dahil, bir şeyi ertelediklerinde onu daha iyi yapacaklarına inanıyorlar. Bu külliyen yalan. Hem unutuyorsunuz, hem zamanınızı bir daha böyle ayarlamanız mümkün olmuyor. İşte o sınır çizgisine geldiğiniz andan itibaren o iç sesinizi dinlememeniz lazım. Şimdi insanın iç sesi her zaman en doğruyu söyler mi? Değil. Hani bu kendine kıyamayan ya da kendine kıyamayan demeyeyim de, hani bir annenin çocuğuna kıyamaması gibi. Çünkü zorlanıyorsunuz ya, kimse zorlanmak istemez, zorlanarak öğrenmek istemez. Ama şimdi birazcık daha zorlarsanız siz
pes etmiyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. Ben ikinci örnekte pes etmedim. Bir de araları çok azdı. O yüzden gerçekten yorucu. Sonra işte sabah 10'da başladı, akşam 6'da bitti. Şimdi bir de sürekli de problem çıkıyor. O problemlerle uğraşıyorum vesaire. Yani bunu aktif olmayan pasif dinleme dersi diye düşünmeyin. Ondan sonra üçüncü örneğe geldiğimde o iç ses daha da bir beni geri çekmeye çalışıyor. Pes etmenin tam böyle sınırına geliyorum. Şimdi o zaman işte o sınırları zorlama şeyine geldiniz ya. Şimdi o zaman bir özelliğinizin olması lazım. O bir hedef lazım. Ben o 3 tutorial'ı zamanında bitirmiş olarak, yani nasıl söyleyeyim, sonradan yapıp ertelemeden, kendimi kandırmadan hepsini bitireceğim diye hedef koydum. Bunun İngilizcesi commitment. Gerçekten öyle. Şimdi burada bakın, öğrenme isteği güzel bir şey. Kendi kendine öğrenmenin dışında yine böyle başkalarıyla bir hoca eşliğinde bir şey öğreniyorsunuz ya. Şimdi sizin bazı özellikleriniz devreye giriyor. Hedef koymak, hedefe kitlenmek ve o günün sonunda eğer ben 8 saatimi vermişsem, ben bir şeyleri oluşturdum ve yaptım demek için. Yani yoksa şeyle dinledim, ettim, pasif olarak notlarımı aldım, sonradan yaparım diye erteledim, ileriki bir tarihe öteledim. Şimdi bunlar pes etmenin başka bir versiyonu. Bazıları bu yüzden pes etmiyorlar. Kendilerine hedef koymayı seviyorlar. O hedefe kilitleniyorlar ve yapıyorlar. Yani şimdi bunu küçük işler diye görebilirsiniz. Yani tutorial'a katılmış, işte 3 tane örneği yapabilmiş falan. Zorlu bir eğitimse bunu yapmak güç. Burada böyle bir şimdi eğer bu eğitim günde 2'şer saatten, ne bileyim, birkaç güne yayılmış olsaydı ben zorlamadan bahsedemezdim. Zaten süre kısa, yapacağınız, öğreneceğiniz şey de kısa olurdu. Yani böyle pes edip etmemekle pek ilişkilendiremezdim. Şimdi ben bunu 8 saatlik bir iş için uyguladım. Ben bunu 80 saat için de uygularım. 8 dakikalık bir şey için de uygularım. Bazen dakikalar var dayanamazsınız, bazen saatler var dayanamazsınız. Aynı şekilde günler var, aylar var dayanamazsınız. Şimdi böyle ya kısa mesafe ya da uzun mesafe koşucusu olmak istiyorsanız pes etmemeniz lazım. Bu pes etmeyeceğiniz şeylerin olabilmesi için bir, biraz sınır tanımıyor olmak lazım. Bu böyle yaratıcılıkla alakalı. Yani siz bir çerçevenin içinde değil de dışına çıkmaya daha meyilliyseniz. Bu birincisi. İkincisi, siz işlerinizi yaparken gözünüzün kara olması lazım. Bu ne demektir? Bir şeyi başarmak için elinizdeki imkanları sonuna kadar kullanmak. Bu zaman olur, para olur, birikim olur, her neyse, neyi biriktirdiyseniz o hedefe ulaşmak için bunların hepsini gözden çıkarabiliyorsunuz. Kayıplarınızı da sonradan nasıl kazanıyorsunuz? Esnek bir takvim oluşturarak. Yani katı kuralların olduğu bir takvim değil de esnek bir takvim oluşturduğunuzda bu kayıpları kazanca çevirebiliyorsunuz. Üçüncüsü ise sınırlarınızı zorlayabilmeniz için hedef belirleyip o hedefe kilitlenip ben bunu başardım, yaptım demek için her neyle uğraşıyorsanız pes etmiyorsunuz. Bu 3 tane kuralı
uygularsanız, şimdi ilki zor. Yani sınır tanımamak, bunlar hani nasıl söyleyeyim, daha önceden oluşmuş özellikler. Siz bir anda sınır tanımayan bir insan olamazsınız. Şimdi sınır tanımamak ne demek? Onu da bir ayrı konuşmak lazım. Şimdi sınır tanımamak demek, eğer bir işle uğraşıyorsanız, ben bunu ne yapar eder yapabilirim. Şu imkansızlık, bu imkansızlık, her şeye rağmen ben onu yaparım. Şimdi burada bir kendini motive etme var. Şimdi herkes böyle söylemez. Vaktim olursa yaparım, mümkünse yaparım, gerekliyse yaparım vesaire vesaire diye bir sürü şey vardır. Ama insanın böyle bir parça kendine güveniyor olması lazım. Şimdi ilk özellik sizde olur mu olmaz mı bilmem, ama bu öğrenilebilen bir şeydir. Yani bunların hiçbiri arkadaşlar doğuştan kazanacağınız özellikler değil. Evet, bazı özellikler sizinle beraber geliyor. Şimdi nasıl söyleyeyim, ben Allah'ın bana göre şanslı kullarındanım. Bazı konularda hani benim genlerime daha iyi şeyler konulmuş. En azından kendi uğraştığım işlerle ilgili, ama uğraşmadığım işlerle ilgili konulmamış ki, zaten denememişim, yapmamışım. Bilim bana uygun olmuş, ben o yönden gitmişim. Yani biraz bu insanın kendini iyi tanımasıyla alakalı. Pes etmemek lazım, ama pes etmemek derken de çok da hırslanıp onu bir ayarda tutmak lazım. O yüzden bir önceki hırsımı nasıl kontrol ederim ile bugün anlattığım bazı insanlar neden pes etmez onu açıkladım. İkisini birlikte değerlendirmenizi dilerim. Bunların hepsi daha huzurlu, daha mutlu, daha başarılı. Çok önemli şeylerin olması değil. Biz ne önemsiyorsak onu yapıyor olmamız önemli. Herkese kolaylıklar dilerim.